Türk adı üzerinden başlayalım biz. Türk adı üzerine. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle alakalı ilk kısım Türk adı. Türk adı çeşitli dönemlerde çeşitli anlamlara gelmiş. İşte güçlü demişler Türk adı için. Kuvvetli, kudretli, çoğalan, olgunluk çağı, miğfer, işte erdemli, nizam sahibi gibi birçok anlama gelmiş. Ve birçok milletin de kaynağında geçmiş Türk adıyla alakalı kısım. Arap kaynaklarında geçmiş, Hint kaynaklarında, İran kaynaklarında, Bizans kaynaklarında, Çin kaynaklarında geçmiş. Birçok millette geçmiş. Buradan bize birkaç soru sorar bu adamlar. Der ki mesela işte Türk adı birçok milletin kaynağında geçmiş. Bunun temel sebebi nedir diye sorar. Temel sebebi nedir diye ne yapar? Sorar. Bunun temel sebebi nedir? Göçebe yaşamdır. Türk adı birçok milletin kaynağında geçmiştir. Evet. Bunun temel sebebi nedir? Temel sebep göçebe yaşamdır. Göçebe yaşam. İkinci yine buradan ne sorabilir bize? Der ki biz Türk adıyla alakalı birçok milletin kaynağında görmüşüz. Türk adını. Ama Türk adı en çok hangi milletin kaynağında geçmiştir diye sorabilir. Türk adı en çok hangi milletin kaynağında geçmiştir diye sorabilir. Geçmiştir. Bu da Çin. Türk adı en çok Çin kaynaklarında geçmiştir. En çok Çin kaynaklarında geçmiştir. Şimdi bir de şöyle bir soru gelebilir hani bunun içinden. Türk adı en çok Çin kaynaklarında geçmiştir. Temel sebebi nedir? Demek ki ben en çok Çin'le etkileşim içerisine girmişim. Savaş yapmışım, barış yapmışım, anlaşma yapmışım vesaire. Birçok milletle evet ben göçebe yaşamla etkileşime girmişim ama en çok Çin'le etkileşime girmişim ki Çin kaynaklarında en çok benim adım ne yapmış? Geçmiştir deriz. Bir de hiçbir zaman sormadı. Onu da bir duymuş olun. Türkiye adı ilk kez nerede geçer? Türkiye adı da ilk kez Bizans kaynaklarında geçmiştir. Türkiye adı. Türk ili olarak ne yapar? Burada geçmiştir. İlk kez de burada geçer. Türkiye adı da. Bir de buradan şöyle bir soru gelebilir. Türk tarihiyle alakalı biz birçok milletin kaynağından öğreniyoruz. Tamam. Türk tarihini biz neden başka milletlerden öğreniyoruz diye sorabilir. Türk tarihi neden başka milletlerden öğrenilir? Öğrenilir diye sorabilir. Bu da biz Türkler yazı döneme geç geçtik o yüzden. Türkler yazı döneme geç geçmişlerdir. Türkler yazılı döneme geçmişlerdir. Bu yüzden Türklerle alakalı tarihi de ne yaparsın? Başka milletlerden öğrenmiş oluruz. Bunun sebebi bu. Şimdi ikinci kısım bizim Türklerin yaşamış olduğu yer. Yaşamış olduğumuz yer Orta Asya. Orta Asya'ya bakacak olursanız Orta Asya demiş olduğunuz bak dağlarla çevrili. Himalaya dağları var, Tanrı dağları var, Altay dağları var. İşte Karanlık dağları var. Dağlarla çevrili olmuş olan bir yer. Orta Asya demiş olduğumuz kısım. Burada kazı yapmışlar. Bu yapılan kazılar sonrasında Orta Asya'da kültürler bulmuşlar. Bunlarla alakalı çok fazla soru çıkmaz. Orta Asya'da bulunan kültürler. Bu aslında çok detaylı bir konu ama çok soru olarak gelmediği için biz de çok ne yapmayacağız? Bunu önemsemeyeceğiz. Mesela ne bulunmuş? Ana kültürü bulunmuş. Kültürü. İşte sonrasında Afenesyova kültürü bulunmuş. İşte sonrasında Kelteminar kültürü bulunmuş. Sonra Andronova kültürü bulunmuş.
Andronova kültürü. Sonrasında Karasuk kültürü. Kültürü bulunmuş. Yapılan kazılarda ve Tagar kültürü bulunmuş. Tagar kültürü. Kültürü bulunmuş. Bunlar da alakalı birer cümle bile bilse yeterli. Ana kültür demiş olduğumuz Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Orta Asya'da bulunan en eski kültür. Orta Asya'nın en eski kültürü. En eski kültürü. Kültürü. Mesela işte Afinasyonu kültürü Türklerin en eski kültürü olarak geçer. Türklerin en eski kültürü, en eski kültürü olarak geçer. İşte Keltemirler demiş olduğumuz Aral Gölü çevresinde yaşıyor bunlar. Avcılıkla, balıkçılıkla uğraşmışlardır bunlar. Mesela işte Andronova kültürü yayılma alanı en geniş olan kültür olarak karşımıza çıkıyor. Yayılma alanı en geniş olan. Karasu kültürü bunlar demiri ilk kez işleyen kültür. En önemli özelliği. Demiri ilk kez işleyen kültür. İşleyen kültürdür. Diye geçer. Tagar'da bunlar içindeki genç, en gelişmiş olanı. En genç ve en gelişmiş. Gelişmiş olan kültürdür. Öyle özelliği var. Bunlar bu Orta Asya'da yapılmış olan kazılar sonrasında bulunmuş olan faaliyetler Orta Asya'da. Şimdi Orta Asya'da yaşıyoruz biz. Orta Asya demiş olduğumuz kısım dağlarla çevrili. Dağlarla çevrili olmuş olan Orta Asya'da bazı faaliyetlerde bizi bazı olaylara zorluyor. Orta Asya'nın iklimine bakarsanız sert karasaldır. Sert karasal iklimin olmuş olduğu yerde siz ne yapamazsınız? Siz hayvancılık yaparsınız, tarım yapamazsınız. Neden? Çünkü sert karasal iklimin olmuş olduğu kısımlarda bir anda çok soğuk, bir anda çok sıcak olabilir. Tarımsal faaliyetlerde ne yapmaz? Bu yüzden size izin vermemiş olur. Tarımsal faaliyetlere izin vermemiş olduğu için biz ne yapıyoruz bu dönemde? Orta Asya'da temel geçim kaynağımız bizim hayvancılık oluyor. Biz ne yapıyoruz? Hayvanlarımızla birlikte göç etmiş oluyoruz. Göçebe yaşamın hem sebebi olmuş oluyor bu Orta Asya'nın iklimi. Hem de bu iklimsel faaliyetler sonucunda biz ne yapıyoruz? Göç etmiş oluyoruz hayvanlarımıza yeni otlaklar bulmak için. Şimdi evet biz iklim bizim göç etmemizin, hayvancılık yapmamızın temel sebebi oluyor. Bu temel sebeptir. Hani bu temel sebep hani göçebe yaşamın temel sebebi oluyor. Bir de diğer sebepler var. Mesela diğer sebeplere bakarsak, burada yazabiliriz bunu mesela. Göçebe yaşamın diğer sebeplerine bakacak olursak, onu da yazalım burada. Mesela biz göçebe yaşamın sebepleri. Sebepleri. Dedik. Zaten iklim. İklim zaten temel sebep oluyor. İklim zaten ne yapacak? Temel sebep olacak. İklim. Sonrasında yaşamış olduğumuz bölgedeki nüfus artışı. Nüfus artışı. Türkler çok hızlı o dönemde ürüyorlar. Niye? Çünkü bize asker lazım, insan lazım. Nüfus artışı. Yine göçebe yaşamın sebebi olmuş oluyor. Bu nüfusa, bu insanlara yeni yurt bulma, yeni yurt bulma arzusu. Sonrasında kendi içimizde boylar federasyon olarak örgütlendiğimiz için boylar arası mücadele, mücadele. Sonrasında bu dış baskılar. Bir de büyük harflerle yazalım. Cihan hakimiyeti. Cihan hakimiyeti. Bizde kut inancı var. Kut inancı demiş olduğumuz faaliyetle biz ne yapmış olacağız? Türklüğü yaymış olacağız. Bu yüzden de ne yapacağız biz? Göç etmiş olacağız. Göç etmiş olacağız. İklim, nüfus,
Yeni yurtlar bulma, boylar arası mücadele, dış baskılar, cihan hakimiyeti, otlak yetersizliği, hayvan hastalıkları bunların tamamı göçebe yaşamamızın bizim nedir? Sebepleridir. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Göç ediyoruz. En önemli sebep olarak neyi bilmemiz lazım? Cihan hakimiyetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu göçebe yaşamın bir de sonuçları oluyor. Göçebe yaşamın bir de sonuçları oluyor. Bu göçebe yaşam sonrasında temel geçim kaynağımız bizim hayvancılık oluyor. Bu hayvanlarla alakalı yaptığımız ticari faaliyetlerle de ticaret de bizim ne yapmış olacak? Temel geçim kaynağımız olmuş olacak. Göçebe yaşam sonrasında. Yani hayvan ve hayvansal ürünler ne yapmış olacağız? Satmış olacağız. Biz göçebe yaşıyoruz, o yüzden toprağa bağlı bir yaşam ne yapmayacak? Olmayacak. Toprağa bağlı bir yaşam yoksa, toprak kimsenin değilse, toprak hepimizinse, o zaman özel mülkiyet çok gelişmeyecek. Özel mülkiyet gelişmeyince de sosyal sınıf farklılığı, yani kölecilik ne yapmayacak? Olmamış olacak. Hani olmayacak. Bununla alakalı hani bu mera arayışı bizim diğer kavimlerle savaşmamızı sağlayacak, çatışmamızı sağlayacak. Savaşçılık ve askerlik yeteneğimiz ne yapacak? Gelişmiş olacak. Zaten bizim en gelişen özelliğimiz bu. Tüm dünyadan etkilenmediğimiz, tüm dünyayı etkilenmiş olduğumuz kısımda askerliğimiz olmuş olacak. Hatta Asyon İmparatorluğu'nda Mete orada onun sistemi yapacak. Yapmış olduğu bu sistemle tüm dünyayı ne yapmış olacak? Etkilemiş olacak. Bağımsızlık düşüncesi, oksizlik, bağımsızlık demek. Bu da ne yapmış olacak? Ön plana çıkmış olacak. Bizim göçebe yaşamış olduğumuz için hukuk kurallarımız da yazısız olmuş olacak. Yazısızdır. Alfabemiz olsa da hukuk kurallarımız ne yapacak? Yazısız olacak. Örneğin Göktürkler. Göktürkler alfabeleri vardır. Göktürk alfabesi vardır. Ama hukuk kuralları yazısızdır. O zaman biz göçebe yaşamla bağlıyorsak bunu, Uygurlar ve sonrasında biz ne yapmış olacağız? Yerleşik yaşamış olanlarda hukuk kuralları yazılıdır demiş olacağız. Bizim hukuk kurallarımız yazısız, verdiğimiz cezalar da göçebe yaşamla alakalı şekilleniyor. Verdiğimiz cezalar da uzun süreli hapis cezası ne yapmayacak? Olmayacak. Niye? Ben zaten orada 3-5 ay kalmış olacağım. 3-5 ay kalıyorsam çok uzun süreli ne yapmayacağım ben? Hapis cezası da vermemiş olacağım. Sanat eserlerimi de taşıyabileceğim malzeme üzerine ne yapmış olacağım ben? Sanat yapmış olacağım. Yani taşıyamayacağım malzeme üzerine mimari faaliyetlerle alakalı ne yapmayacağım ben? Sanat yapmamış olacağım. Bir de ben de toplum ne yapacak? Boylar Federasyonu diye adlandıracağım sistemle ne yapacak? Örgütlenmiş olacak. Yani ben de il olacak. Şöyle yapalım hatta. Şöyle. Oguş birleşecek, Uruk olmuş olacak, Uruk birleşecek, boy olacak, boy birleşecek, budun olacak, budun ve onlar birleşecek, il olmuş olacak, il olmuş olacak. O da zaten bizde devlete ne yapmış olacak? Karşılık gelecek. Bu Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenme de yine aynı şekilde bizim bu göçebe yaşamamızın sonucunda olmuş olacak. Oguş birleşecek, Uruk birleşecek, Boy birleşecek, Budun birleşecek, il olmuş olacak. İl de zaten eski dilde devlete ne yapmış olacak? Karşılık gelmiş olacak. Biz bir anda ne yapmış olacağız? Devlet kurabileceğiz. Tabii bunun olumsuz özelliği de olacak. Kültür medeniyetle görmüş olacağız. Bir anda da ne yapacak? Devletimiz yıkılabilecek bizim. Bu yapı sonrasında. Şimdi bu göçebe yaşamla alakalı faaliyetler, bir de kavimler göçü var. Kavimler göçü var. Bir de ondan bahsetmemiz gerek. Yani göçebe yaşamla alakalı. Göçebe yaşamın sebeplerinin tamamını alıyoruz. Hani almış oluyoruz. Bir de Asyon İmparatorluğu yıkılır. Yıkılan bu Asyon İmparatorluğu sonrasında Türkler ne yaparlar? Batıya doğru göç ederler. Batıya doğru göç eden Türkler önüne katmış oldukları kavimleri ittire ittire ne yaparlar? Göç ederler. Bu da ne yapar? Tüm kavimlerin göç etmesiyle sonuçlanmış olur. Şimdi bu kavimler göçünün sonuçlarına bakarsak, bu da Avrupa tarihiyle alakalı çok bize çok lazım olmuyor ama yine de bir duyarsak iyi olur. Roma İmparatorluğu ne yapmış olacak? Kavimler göçü sonrasında ikiye ayrılmış olacak. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu. Hatta Batı Roma İmparatorluğu 476'da, Doğu Roma İmparatorluğu da 1453'te Fatih'in İstanbul fethi sonrasında ne yapmış olacak? Yıkılmış olacak.
Çağ kapanacak, çağ açılacak kalender götü sonrasında. İlk çağ kapanmış olacak, orta çağ başlamış olacak. Burada insanlar zor durumda kalacak. Zor durumda kalmış olan insanlar ne yapacak? Dine sığınmış olacaklar. Yani Avrupa'da skolastik düşünce ne yapacak? Etkinler olacak. Türkler Avrupa'da devlet kurmuş olacaklar. Avrupa Hun İmparatorluğu oluşmuş olacak. Yine bu göçler sonrasında. Merkezi krallıklar yıpranacaklar. Yıpranan merkezi krallıkların yerine Avrupa'da feodalite demiş olduğumuz derebeylik sistemi ne yapmış olacak? Ön planda olmuş olacak. Bu da kavimler göçüyle alakalı hani, duymanız gereken bilgilerdi. Şimdi biz göçebe yaşamı konuştuk. Bir de göçebe yaşamla yerleşik yaşamın arasındaki ne yapar size? Farkı sorabilir. Genelde bu tarz sorular geliyor. Hani bu tarz sorular gelmiş oluyor. Şimdi yerleşik yaşamın kesin kanıtı tarımdır. Tarım yapılan devletlerde kesinlikle yerleşik yaşam vardır. Tarım yapıyorsan sen bu tarımsal faaliyetlerinde, tarımsal tarlalarla ne yapman lazım? Su götürmen lazım. O suyla alakalı sulama kanalları da yine yerleşik yaşamın kanıtı olur. Sonrasında bu ekip biçmiş olduğun arazilerde kullanmış olduğun aletler, ekip biçme aletleri, sonra tohumluk tahıl ambarları ya da yapılan mimari faaliyetler, mimari saraylar, mimari surlar, mimari tapınaklar, bir de bunlarla alakalı yapmış olduğunuz süsleme sanatı, fresko, duvar süsleme sanatıdır, fresko demiş olduğumuz. Bu da bizim yerleşik yaşamın neyi olur? Kanıtı olmuş olur. Şimdi bu bir giriş oldu. Hani İslamiyet öncesi Türk tarihiyle alakalı bir giriş olmuş oldu. Bunlarla alakalı İslamiyet öncesi Türklerle alakalı daha çok ne yaparlar? ÖSYM, devletler, devletlerin destan eşleştirmesi ya da kurucular ya da en parlak dönemi yaşatanlarla alakalı soru sorar. Şimdi onlara başlamış olalım ki ilk Türk topluluğu nedir? İskitlerdir, Sakalardır, bilinen ilk Türk topluluğudur. Bunlar Karadeniz'in kuzey ve Kafkaslar'da yaşarlar. Bunlarla alakalı en önemli hükümdar Alpertunga ve ilk Türk tarihindeki ilk kadın imparatoriçe Tomris Hatun'a ne yapar? Burada yaşamış olur. Hatta burada kadın savaşçılar da vardır. Amazonlar vardır. Kadın savaşçı. Kadın savaşçı. Amazonlar. Amazonlar da vardır. Burada. Yani burada yine vardır Amazonlar. O zaman biz kadınları geri planda koymuyoruz. Kadınlar ön planda. Erkeklerle birlikte savaşa gidebiliyor. Erkeklerle birlikte yönetimde olabiliyor. Ki zaten İslamiyet'ten sonra biraz daha kadınlar ne yapmış olacak? Geri planda olmuş olacak. Yoksa bizde kadınlar İslamiyet öncesi Türklerde yine erkekler kadar nedir? Ön plandadır demiş oluyoruz. Ön Asya'da yaptıkları en önemli faaliyet atı ne yaparlar? Evcilleştirirler. Hatta ata rahat binmek için pantolon icat edilir. Buna bağlı olarak kemer tokası, ata daha rahat binebilsinler diye üzengi yine ne olur? Bu dönemde bulunmuş olur. Üzengi bulunmuş olur. Ata daha rahat binebilsinler diye. Bunlarla alakalı süsleme sanatı çok gelişmiş zaten. O yüzden İskitlere Bozkır'ın kuyumcuları deniliyor. Bozkır'ın kuyumcuları deniliyor. Bunlarla alakalı. Bir de balballar var. Balballar'ın ilk örneğini de verenler yine İskitlerdir. Balbal ne? Balbal mezar taşı. Mezar taşıdır balbal. Balbal. Bunu yine kültür medeniyette anlatacağız ama yine burada da bir duymuş olalım. Balbal. Mezar taşıdır. Mezarda yatan kişinin öldürdüğü kadar heykelci mezarın dışına dikeriz ya da içine koyarız. Balballar bunlar. Koyarız. Balbal budur. Şöyle yapsam. Balbal demiş olmamız bu.
koymuş oluruz. Mezar taşıdır, bal bal. Bunun da ilk örneğini verenler İskitlerdir. Hatta bal bal demiş olduğumuz böylece ahiret inancının da kanıtı olmuş oluyor. Çünkü ölümden sonra yaşam var. Ölümden sonraki yaşamda da bu heykelciler işe yaramış olaylar için bal ballar da ahiret inancının kanıtı olmuş oluyor. Bu İskitlerle alakalı önemli hükümdar Alper Tunga, bununla alakalı destan var Alper Tunga. Bir de şu önemli destanları, hatta Firdevsi'nin ileride ilk Müslüman Türk devletleri konusunda görmüş olacağız. Firdevsi'nin Şehnamesinde Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde geçen kahraman Afrisiyap'tır. Bu da Alper Tunga'dır. Alper Tunga'ya Afrisiyap der. Firdevs'in Şehnamesinde geçen kahraman Afrisiyap. Bu da Alper Tunga'dır demiş. O, hatta Yunan kaynaklarında Afrisiyap'a Modova denilmiş oluyor. Geldik diğer önemli devletimiz Alper Tunga. Alper Tunga demişim. Asya İmparatorluğu. Asya Hun İmparatorluğu da Büyük Hun İmparatorluğu'yla da alakalı en önemli kelime teşkilat kelimesi. Teşkilatçı bunlar. Niye teşkilatçı? Çünkü her alanda Türkleri bir çatı altında toplayıp teşkilatlandırmış olanlar bunlardır. Hatta bunu yapan da kimdir? Metehan'dır. Teoman'ın oğlu Metehan'dır. Şimdi bunlar ne yaparlar? Dağınık halde yaşamış olan Türkleri bir çatı altında toplamış olan ilk Türk Federasyonu bunlardır. Asyon İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu'dur. Bilinen ilk kimdar Teoman'dır. İlk kimdarlar Teoman'dır. Hatta Çin Seddi de bu dönemde, yani Asyon Devleti'nin döneminde inşa edilmiştir. Çin Seddi neden yapılmıştır? Çin Seddi Türklerin akınlarından çok korkuyorlardı. Bu yüzden yapılmıştır demiş oluruz. Hatta bazı kaynaklarda işte uzaydan görülebilir falan diyor ama bu ispatlanmamıştır. Uzaydan görülebilen bir yapı değildir. İnsan eliyle yapılan hiçbir şey uzaydan görülmez diye. Yani en son kabul edilen budur. Şimdi Teoman'dan sonra devletin başında kimi görüyoruz? Teoman'dan sonra devletin başında Metehan'ı görmüş oluyoruz. Zaten devletin, yani Türklerin teşkilatlı yapılanmasıyla alakalı faaliyetleri başlatan kişi de zaten Metehan'dır. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk kişidir Metehan demiş olduğumuz ve ilk devlet teşkilatlanmasıyla alakalı kurumların oluşmasını sağlayan da Metehan'dır. Siyasi alanda, idari alanda, askeri alanda, mali alanda bütün sistem devletin kurumlarıyla alakalı faaliyetlerde teşkilatlandırmayı yapan Metehan'dır. Mesela devletin siyasi idari alanda teşkilatlandırılmasıyla alakalı bizim Türklerin geleneksel olarak kullanmış olduğu idari sistem olan ikili yönetimi yapan budur. Çok basitçe ikili yönetim şu: biz devletimiz çok büyüdü. Çok büyüyen devleti biz ikiye böldüğümüzü varsayıyoruz. Bölmüyoruz. Varsayıyoruz. Bu kısım doğu olacak. Doğu kısmı. Güneş doğudan doğduğu için doğu kutsal. Bu kısım da batı kısmı olacak. Batı kısmı olmuş olacak. Devletin merkezi doğu olarak kabul edilir. Güneş doğudan doğmuş olduğu için kutsaldır. Hakan buradan devleti ne yapar? İdare eder. Ve devlete yardımcı merkez olarak da batı. Batıda da Yabgu ünvanlı hükümdarın soyundan gelen biri olur ki genelde kardeşleri olmuş olur Yabgu ünvanlı. Bu da federasyon yapısına uygun şekilde içlerinde serbest, dışta bize bağlıdır. Bu yapıda, ikili yönetim yapısında merkeze yardımcı merkezdir deriz. Yap ünvanı kişi olur burada. Şimdi bu sistem iyi bir sistem. Niye? Devleti idare etmeniz ya da merkez otoriteyi sağlamanız kolaylaşır. Ama bu sistem kötüdür. Çünkü bu kişi devleti ne yapabilir? Biz böldüğümüzü varsayarız ama bu devlet ne yapabilir? Gerçekten bölünebilir. O yüzden kötü özelliği de vardır demiş oluruz. Kurultay demiş olduğumuz yapı, devletin yönetim merkezi, o da yine aynı şekilde bu dönemde
oluşturulmuştur. Hatta ÖSYM TOY Kengeç olarak da alıyor. Aslında TOY ve Kengeç tam olarak kurultaya karşılık gelmez ama ÖSYM TOY ve Kengeç'i kurultayın karşılığı olmuş olarak aldığı için biz de öyle alıyoruz. Askeri olarak teşkilatlandırır. Orduda onun sistemi yapar. Yine ordu kültür medeniyet orada görmüş olacağız. Hani işte onbaşı, binbaşı, işte bölük, alay, tabur demiş olduğumuz sistemi yapan kişi yine Mete'dir. İlk Türk düzenli kara ordusunu oluşturur. Islıklı oku icat etmiş olur. Günümüz izli mermisi gibi. Turan taktiğini oluşturur. Turan taktiği demiş olduğumuz da şu. İşte bizim düşman kuvvetleri ya da şöyle yapayım bir dakika. Düşman kuvvetleri merkez, sağ, sol, üç koldan geliyorlar. Bizim kuvvetlerimiz yine merkez, sağ, sol. Savaşa ne yaptık? Gittik. Savaşın belli bir aşamasında bizim sağ ve sol kuvvetler ne yaparlar? Geri çekilirler, kaçarlar. Ama nasıl kaçarlar? Yay çizerek. Yay çizerek ne yaparlar? Kaçarlar. Yay çizerek ne yaparlar? Kaçarlar. Merkez kuvvet ne yapar? Güçsüzleşirmiş gibi olur. Sonra merkez kuvvet de ne yapar? O da kaçar. Merkez kuvvet de kaçmış olacak. O da kaçmış olacak. İşte bu bizim sağ ve sol kuvvetler kaçarken burada ne yapıyorlar? Birlik bırakıyorlar. Bu düşman kuvvetleri ne yapacaklar? Saldırıya geçecekler. Bunlar kovalayacaklar merkez kısmı. Kovalayacaklar. Bu işte ortaya geldikleri zaman ne yapacağız? Biz saldırmış olacağız. Bu Turan taktiği demiş olduğumuz ya da kurt kapanı demiş olduğumuz, geri çekilme demiş olduğumuz savaş taktiğidir. Bunu yapan da kimdir? Yine Mete'dir demiş olursunuz. Mete'dir. Askere tek tip kıyafet giydirmiş olur. Yine bu dönemde olur. Mali anlamda teşkilatlandırır. Hatta Çin'i alabilecekken Çin'i ne yapmayız? Almayız, vergiye bağlarız. En çok da bu çıkar genelde. Çin'i alabilecekken neden Çin'i almayız? Vergiye bağlarız. Çünkü asimile olmamak için. Ya da öz benliğini yitirmemek için diye ne yapar? Size verebilir. Yorum tarzı sorularda. Asimile olmamak için, öz benliğimizi yitirmemek için Çin'i alabilecekken ne yapmayız? Çin'i almamış oluruz. Vergiye bağlamış oluruz. Mali teşkilatlanmayla alakalı. Diğer özelliğine geçecek olursak bu değişen bilgi değişti bu. 2015 yılında değişen bilgi. Diğer özelliklere bakarsak bunlar yazı döneme geçmemişlerdir. Zaten alfabe yok. Bir de zaten göçebe yaşıyoruz. Hukuk kuralları da bunların nedir? Yazısızdır. Gök Tanrı inanç sistemi vardır. Oğuz Kağan Destanı önemli destandır. İskitler'de Alper Tungay'la şuydu. Kiyok dönemi sonrasında devlet ne yapar? Yıkılış sürecine geçer ve sonrasında devlet ne yapacak? Yıkılmış olacak. Mete ile alakalı işte bir söz var. Hani işte eşini isterler gönderir, atını isterler gönderir. Bir toprak parçası ister Çinli hükümdar onu göndermez. Toprak milletindir onu kimseye veremeyiz demiş olur. Savaşılmadan verilmez denir. Bunlarla alakalı bir de önemli eser, yani günümüze gelen önemli bir buluntu, Pazırık kurganından bulunan Pazırık halısı bunlara aittir. Asyanlara aittir. Bu da bu. Asyon İmparatorluğu. Geldik Göktürkler.
Şimdi Göktürklerle de alakalı bilmemiz gereken aslında bir kelime, o da şu: milliyetçi. Büyük harflerle milliyetçi. Yani ÖSYM ne yapar? Daha çok bunların milliyetçi özelliğiyle alakalı ne yaparlar? Soru sorarlar. Göktürkleri biz işte 3-5 yıl öncesine kadar sadece Göktürkler diye anlatıyorduk. Artık birinci ve ikinci Göktürk diye ne yapıyorlar? Sormuş oluyorlar. Hani bu da aklımızda kalmış olsun. Milliyetçi özelliği. Zaten bu da birinci Göktürk oluyor. Birinci Göktürkler olmuş oluyor. Birinci Göktürkler olmuş oluyor. Şimdi Orta Asya'da bu Asyon İmparatorluğu yıkılır. Yıkıldıktan sonra zaten kavimler göçü başlar. Türkler batıya doğru ne yaparlar? Göç ederler. Türkler batıya doğru göç ederler. Orta Asya'da sonrasında tekrar baştan Türkleri bir çatı altına toplayan ve Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürkler olur. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti bunlardır. Tekrar baştan ne yaparlar? Siyasi birlik sağlarlar. Devlet Bumin Kağan tarafından ne olur? Kurulmuş olur. Hatta Bumin Kağan devleti kurmadan önce Töles ayaklanmasını ne yapar? Bastırmış olur. Avarları etkisiz hale getirmiş olur. Sonrasında devlet ne yapar? Kurulmuş olur. Bu devlet en parlak dönemini de Mukan Kağan zamanında yaşamış olur. Genelde bunlar soru olarak geliyor. İşte hani kurucuyu sorabiliyorlar. Kurucuyu sorabiliyorlar. En parlak dönemi yaşatan kişiyi sorabiliyorlar, Mukan Kağan. En parlak dönemi yaşatan kişi. Birinci Göktürkler'de kurucu Bumin Kağan, birinci Göktürkler'de en parlak dönemi yaşatan Mukan Kağan'dır. İpek yolu dönemin en önemli ticaret yollarından biri. Zaten bir de İslamiyet öncesinde Kürk yolu olmuş olacak. Hazarlarda konuşacağız. İpek yoluna egemen olmak istemiş oldukları için ne yaparlar? Çeşitli devletlerle ittifak yaparlar. Çeşitli devletlerin yıkılmasıyla da alakalı faaliyette bulunurlar. İşte mesela ilk olarak Sasanilerle anlaşırlar. Akunların yıkılmasında etkin rol oynarlar. Sonrasında Bizans'la anlaşırlar. Sasanilerle mücadele ederler. İpek yoluna egemen olmak için. Peki neden İpek yoluna egemen olmak istiyorlar? En temel sebebi cihan hakimiyeti. Neden? Eğer siz İpek yoluna hakim olursanız, İpek yoluyla ne yaparsınız? Zenginleşirsiniz. Zenginleşmiş olursanız İpek yoluyla, bu sizin siyaseten de ne yapmanız? Etkin olmanızı ne yapar? Sağlamış olur. Siyaseten etkin ve güçlü olur. Artı zengin olursanız tüm dünyada ne yaparsınız siz? Türklüğü yayabilirsiniz. Zaten size de Tanrı'nın vermiş olduğu yetki buydu. Kut inancı bu. Tanrı tüm Türklüğü dünyaya yaymak için nedir size? O kanı bahşetmiştir. İşte siz de o kanla ne yapacaksınız? Tüm dünyaya Türklüğü yayacaksınız. Bunu yapmak için de zenginleşmen lazım. O dönemde de İpek yoluna egemen olursanız zenginleşmiş oluyorsunuz. Zaten bunlar da önemli bir devlettir. Hatta Orta Asya'da en geniş sınırlara, en geniş sınırlara ulaşmış olan devlet değil. Hocam. Aynı şekilde budur. Hocam. Evet. Bu Kut inancı Sonra ne olur? Göktürkler Çin entrikaları sonrasında ne yaparlar? Yıkılı sürecine geçerler. Önce ikiye ayrılırlar. Sonrasında Çin egemende yaşarlar. Biz Türkler ölürüz de hiç kimsenin egemende yaşamayız. Bağımsızlık, oksizlik düşüncemiz çok fazla. Bağımsızlık, oksizlik eski dilde. Bu yüzden ne yapıyoruz? Biz de Çin'e karşı ayaklanmalar çıkartıyoruz. Çin'e karşı çok fazla ayaklanma çıkar. Çıkan bu ayaklanmalarda en önemli iki tanesi Kürşat ve 39 arkadaşın isyanı ve sonrasındaki Kutluk ayaklanması. Bu yaşanan ayaklanmalar sonrasında Kürşat ayaklanmasında işte Çin şunu düşünür, hani 35-40 tane Türk bir araya gelip işte bu bilinç oluşup bize karşı faaliyette bulunuyorsa, bu Türklerin tamamı aynı düşüncede olursa daha büyük sıkıntı olur düşüncesiyle bu bağımlılığı ne yaparlar? Biraz gevşetirler. Sonrasında çıkan ayaklanmalar ve Kutluk ayaklanmasıyla Göktürkler ne yaparlar? İkinci kez kurulmuş olurlar. Çin egemenliğinden kurtulurlar, sığınırlar ve böylece ne yaparlar? Tekrar baştan ikinci Göktürk devletini kurmuş olurlar. Bu da Kutluk ya da ikinci Göktürk devleti olarak ne yapıyor? Gelmiş oluyor karşımıza.
Yine burada da neyi bilmeniz lazım? Yine bunlar soruluyor zaten. Kurucuyu bilmeniz lazım. Kutluk Kağan ki ilteriş, derleyen, toparlayan demektir. Kurucuyu bilmemiz lazım. En parlak dönemi yaşatan Bilge Kağan'ı bilmemiz lazım. İkinci Göktürkler'de en parlak dönemi yaşatan Bilge Kağan'dır. Hatta Kutluk Kağan da dokuz Oğuzları egemenliği altına alıp güçlendikten sonra ne yapar? Çin'e karşı yaptığı mücadelede başarılı olur. Tüm Türkleri tekrar baştan derler, toparlar ve sonrasında 2. Göktürk Devleti'ni kurmuş olur. Bu 2. Göktürk Devleti ile alakalı en önemli özellik de ilk kez Türk alfabesini, ilk Türk milli alfabesini ne yaparlar? Oluşturmuş olurlar. İlk Türk milli alfabesini oluştururlar. Göktürk alfabesini, hatta oluşturulmuş olan bu alfabeyle de ilk Türk yazılı anıtını ne yaparlar? Yapmış olurlar. İlk Türk yazılı anıtını da oluşturmuş olurlar. Orhun kitabeleri, Orhun kitabeleri aynı. Anıtları olarak geçmiş. Orhun kitabeleri önemli. Bu da genelde soru olarak geliyor. Orhun kitabeleri. Hatta şöyle kodlarsak, hani Orhun kitabeleri olarak kodlarsak, kitabeleri olarak kodlamış olursak, hani bu Kültig'in adına yapılmış olan, Tony Cook adına yapılmış olan eserleri kitabı olarak kodlarsak, kimin adına yapılmış olduğunda ne yaparız? Hatırlamış oluruz. Kültig'in kitabe T, Tony Cook ve B, Bilge Kağan adına dikilmiş olan anıtlardır. İlk Türk yazılı anıtlarıdır bunlar. Kültig'in, Tony Cook, Bilge Kağan adına dikilmiş olan yazıtlardır demiş olduk. Hatta bu ilk Türk yazılı kaynakları işte Gök Tanrı inancına ait işte bilgiler verir. Bir yüzü Çince, bir yüzü Türkçe yazılmış olur. Göktürk alfabesiyle yazılmış olur. Siyasetname telindedir. 8. yüzyıl eserleridir. İşte Vezir Tonyu Kuk'un yapmış olduğu faaliyetler sonrasında oluşturulur. Hatta bu Kapkan Kağan'ın oğlu Yollu Tigin tarafından taşa kazınır. Bu eser şu anki Moğolistan sınırları içerisinde mevcut. Orada bulunmuştur zaten. William Thompson'la Vasil Radrov 19. yüzyılda çözümlenmesinde etkin rol oynarlar. Çözümlenmesinde. Hatta bu ileride göreceğiz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Poltava Savaşı var. Poltava Savaşı'nda Rus bir asker var. Bu esir edilir. Onun yapmış olduğu faaliyetler sonrasında ilk etapta ne olur? Bulunmuş olur. İlk etapta böyle bulunmuş olur. Şimdi Göktürklerle alakalı evet yazıtlar, Orhun kitabeleri çok önemli. Bir de bunların hani dedik ya milliyetçi özelliğiyle alakalı soru sorarlar genelde. Milliyetçi özelliğini yansıtır, milliyetçi özelliğini yansıtmaz hangisidir diye sorar. Bir kere zaten Türk adıyla kurulmaları milliyetçi özelliğini yansıtır. Çin'e karşı bağımsız mücadelesi vermesi, ilk Türk milli alfabesi ya da bu alfabeyle ilk Türk yazılı anıtlarını oluşturmuş olmaları onların ulusçu bir devlet anlayışını yansıtmış olmaları ne yapar? Gösterir. Diğer özelliğine bakarsak bunlar göçebe yaşayanlar ve alfabeleri var. Biz ilk başta şunu demiştik. Göçebe yaşayan devletler hukuk kurallarını yazısız olarak ne yaparlar? Faaliyette bulundururlar. Hukuk kuralları yazısızdır. Bak süper örnek işte. Göktürklerin alfabesi var ama adamların hukuk kuralları yazısız. Neden? Çünkü adamlar göçebe yaşıyorlar. Alfabe olsa da hukuk kuralları nedir? Yazısızdır demiş olursunuz. Yazılı dönem var ama hukuk kuralları yazısızdır dersiniz. İşte Gök Tanrı dinine ne yaparlar? İnanmış olurlar. Önemli destanları Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'dır. Ergenekon Destanı'nda biz Türklerin demir madenini eritmiş olarak Orta Asya'dan çıkışımızı anlatan destandır. Bozkurt da zaten Türklerin türeyişiyle alakalı anlatılmış olan destandır demiş oluruz. Basmil Karluk Uygur birleşir. 2. Göktürk Devleti'ni ne yapar? Yıkmış olur. Böylece Uygurlara geliriz. Uygurlar şimdiye kadar konuştuklarımızdan farklı. Çünkü bunlar yerleşik yaşamış olan Türk devletidir Uygurlar
ve bunların yerleşik olarak yaşamalarını sağlayan da toplu halde din değiştirmeleridir. Toplu halde bunlar ne yaparlar? Din değiştirirler. Yine aynı mantık, kurucuyu bilmeniz lazım. Kutluk, Bilge, Külkan, devlet ne yapmış olacak? Kurmuş olacak. Yine aynı mantık, Merkez Ötüken zaten. İşte en parlak dönem Moyançur zamanında yaşanıyor. Moyançur yazayım onunla. Moyançur. Moyançur en parlak dönem. En parlak dönem. Moyançur. Döneminde yaşanmıştır. Moyançur döneminde yaşanıyor. Bir de Böğük Han. Zaten aslında önemli olan kişi Böğük Han. Böğük Han. Böğük Han döneminde ne yaparlar? Bunlar Mani dinini benimserler. Işık dinini. Ve bu dinin de bazı yasakları var. Yasakları var. Bu dinin de bazı yasakları var. Et yemiyorlar. Yasakları var. Yasaklar. Yasakları var. Diyor ki mesela bu din diyor ki eğer sen bu dini benimsiyorsan et yemeyeceksin ve bu dini benimsiyorsan sen savaşmayacaksın diyor. Şimdi mantık kuracak olursam bak mantıkla gideceğim. Ben et yemezsem ne yerim? Ot yerim. Ot yersem ne yaparım? Tarım yaparım. Tarım yaparsam nasıl yaşarım? Yerleşik yaşarım. Yerleşik yaşarsam yaşamış olduğum yerlerde ne yaparım? Mimari eserler yaparım. Yani bina yaparım. Tapınak yaparım. Sur yaparım. Köprü yaparım. Yapmış olduğum bu faaliyetler benim nasıl yaşamış ya da nerede yaşamış olduğumu sağlar? Şehirlerde yaşamış olduğumu sağlar. Böylece şehirleşme başlar. Hatta bu mimari eserlerimde fresko adı verilen süsleme sanat, duvaç deme sanatı ne yaparım? Süslemiş olurum. Bak mantık kurarsam bu mantıktan, bu dini benimsemeleriyle, bu yasaklarla tarımsal faaliyetlerde bulunduğunu, böylece yerleşik yaşamış olduklarını, böylece mimari eserler yapmış olduklarını, bu yaptıkları yerlerde şehirleşmenin başladığını, bu şehirlerdeki mimari eserleri fresko denilen duvar resmi yapmış olduğunu ne yaparım? Çıkartabilirim. Çıkartmış olabilirim. Tarımsal faaliyetlerle alakalı. Bir de ikinci yasakta savaşma. Diyor ki bu din savaşmayacaksın. Zaten ben göçebe yaşıyordum. Göçebe yaşamış olduğum için hayvanlarımı aramış olduğum otlaklar zaten beni ne yaptı? Savaşçı ve askerlik yeteneğimi geliştirdi. Ben bu savaşçılık ve askerlik yeteneğimi gelişmişse göçebe yaşamlı yerleşik yaşıyorsam bir de zaten bu din bana savaşma diyorsa benim o zaman bu özelliğim zamanla ne yapar gider. Savaşçılık ve askerlik yeteneğimiz gider. Bir de kültürel alanda yerleşik yaşamış olmamız, tarımla uğraşmamız ne yapar? Bizi geliştirilmesiyle alakalı olumlu yönde etkiler. Kültürel anlamda gelişmemizi sağlar. Peki nasıl olur bu? Bak ben iki örnek vereyim. Bir hayvancılık yapan ben, bir de tarım yapan ben. Hayvancılık yapıyorum. İşte 50-100 baş hayvanım var. Rakamlara çok takılmayın. Hayvanlarım ben hayvancılık yapacağım. Ben sabah kalktım, aç uyandım. Hayvanlarım da var benim, onlar da aç uyandı. Ben yemek yiyeceğim, karnımı doyuracağım. Hayvanlarımın da karnını doyurmam lazım benim. Yoksa ölür zaten. Şimdi ben onlardan eğer ki verim almak istiyorsam onları ne yapacağım? Doğaya çıkartmam lazım ki hani otlasınlar. Tek başınıza gidin, hadi saat 5'te gelin diyemem, başlarında gitmem lazım. Başlarında gittim, bütün gün onlarla ne yapmış oldum? Doğada gezdim, otladı bunlar. Sonra onlar yoruldu, ben de yoruldum. Ben onları bir saniye boş bırakamadım. Beraber ne yaptık? Geldik. Şimdi artık ne yapmamız lazım? Yine acıktım ben, akşam oldu. Yemek yedim ve onlar da acıktı. Onlara da ne yapmış oldum ben? Yemek vermiş oldum. Ahırda yoruldum, uyudum. Hayvanlara zaten ne yapmış oldu? Uyudum. Bütün günüm böyle geçtim, evet. Bütün ömrüm de böyle geçiyor zaten. Yani benim ekstra başka bir şey yapma ihtimalim yok. Ama tarım yapan ben, bana bakacak olursak, atıyorum benim 10-15-20 dönüm tarlam var ve buğday ekeceğim o dönemin şartlarında. İşte hayvanlarla yapacağım bunu. İşte hayvanlarla çekeceğim. İşte hayvanlarla süreceğim. İşte ya da kendim biçeceğim vesaire. Ben şimdi o tarlayı ne yapacağım? Süreceğim. O tarlayı sürmem. İşte atıyorum 20 dönüm tarla. Tek başıma yapacağım. Ben sürmüş olacağım hayvanlarla. Bir ay merhaba hocam. Şunu açtık tekrar baştan. Tarlam var. Tarlayı ne yaptım? Ben işte 15-20 dönüm tarlam var. Buğday ekeceğim. Ne yaptım? Ben bu tarlayı süreceğim. Bir ayda sürdüm. Benim 30 günümü alsın. Sonrasında ben o tarlaya tohumla buluşturacağım. Bu da benim yine bir ay mı alsın? 2 ay mı olmuş oldu? 60 günüm gitti.
İşte sonra ara ara ne yapmam lazım? Bu tarlayı sulamam lazım. Ara ara sulayacağım. Ben ara ara tarlayı suladım. İşte toplamda işte 40 kez, 50 kez suladım. Atıyorum işte ara ara. Her sulamamda bir gün olsun. 2 ayda bunun için harcadım. 4 ay geçti. İşte ara ara suladığım için. Bir de biçmem lazım. Bir 2 ayda biçmeyle uğraştım. 6 ay. İşte 9-10 ayda buğday olduğunu varsayalım. Geriye kaldı benim 3-4 ayım kalmış oldu. Geri kalan bak 3-4 ayda ya da işte yıl 12 aysa 5-6 ayım kalıyor. Geri kalan o 5-6 aylık süreçte ben ne yapıyorum? Kültürel yönden gelişme yapıyorum. O dönemde. Çünkü boş vaktim var. Mesela orta oyunu demiş olduğun tiyatronun ilk örneğini veren Türkler Uygurlardır. Minyatür Çin'i sanatıyla alakalı gelişme gösteren, örnekleri verenler yine Türklerde Uygurlardır. Hatta bu dönemde Çin'le Abbasiler arasında Talas Savaşı var 751 yılında. Yaşanan bu savaş sonrasında Çin dışına ne yapar? Kağıt ve matbaa çıkar. İlk kez kullanan Türkler Uygurlardır bak. Bulan değil. Kullanan ilk Türkler kimlerdir? Uygurlardır. Hatta matbaaya matbaa demez. Hareketli harf sistemi der. İşte kağıdım, matbaam var. Bununla alakalı yapmış olduğum sanat, kitap süsleme sanatı, teslim sanatı. Yine ilk örneğini verenler Uygurlardır demiş oluruz. Zaten kağıt matbaam var. Yani hareketli harf sistemim var. Kitap basıyorum. Teslim sanatını kullanıyorum. Zaten bir de benim neyim var? Kendi alfabem var. Uygurların da Uygur alfabesi vardır. Bir de bu adamlar zaten yerleşik yaşıyor. Yerleşik yaşayan milletler ne yaparlar? Hukuk kurallarını yazılı hale getirirler. Zaten alfabem de vardı. Hukuk kurallarını ne yaparım? Yazılı hale getiririm. Bir de bunlarla alakalı şöyle soru soruyor. Diyor ki işte genelde işte din değiştiren topluluklar, devletler asimile olurlar. Uygurlar da toplu halde din değiştirmiş oldukları halde neden asimile olmamışlardır diyor. Bunlar evet toplu halde din değiştirmişlerdir. Mani dinini benimsemişlerdir. Ama Mani diniyle alakalı yasakları, kuralları, kaideleri kendi alfabeleriyle kendi dillerine çevirmişlerdir. O yüzden asimile olmamışlardır demiş oluruz kültürel kısımda. Yine bunlarda da önemli destanlar var. Göç destanı var. Türeyş destanı var. Türeyş destanı var. Göç ve Türeyş destanı. Göç destanı genelde kafa karıştırıyor. Hani yani yerleşik yaşayan adamlarda ne işi var? Göçün diye geliyor aklımıza. Buradaki göç göçebe yaşamla alakalı değil. Bulundukları bölgeden kutsal taşlarla alakalı sıkıntı olunca ve o dönemde kıtlık başlayınca Tanrı bizi bulunduğumuz bölgede cezalandırıyor düşüncesiyle bulundukları bölgeden başka bir yere göç edip orada yerleşik yaşadıklarını anlatan destandır. Türeyiş de zaten Bozkurt destanı gibi kurttan türememizle alakalı oluşturulan destandır. Göç Türeyiş Uygurlarda. Yazıkları var. Sineuşi Karabağ Sagun'da bunlarla alakalı önemli yazıklarıdır demiş olduk. Sadece Mani dini yok. Diğer dinler de var. Zaten hani Çin etkileşim var zaten. Taoizm var, Budizm gibi. Dinler de yine burada geçerlidir demiş oluruz. Bir de şimdi biz mimariyle alakalı ilk faaliyette bulunan Türkler, Uygurlardır diyoruz ya. Hani yerleşik yaşıyorlar. Bir de mimaride üslup geliştirirler. Mimaride Türk üçgeni ve kubbe üslubunu geliştirmişlerdir. Üslubunu geliştirdiler. Oluşturdular. Oluşturmuş onlar. Mimaride Türk üçgeni ve kubbeyi ne yapmış onlar? Oluşturdular. Hatta tapınaklarına sütuba adı verilir. Tapınaklarına sütuba adı verilmiş oluyor. Adı verilir. Tapınaklarına sütuba adı verilir. Ve en son ne olacak? Kırgızlar tarafından yıkılmış olacaklar bunlardır. Böyle bir özelliği var. Genelde soru olarak Uygur, yani İslamiyet öncesinden Uygurlar ve Göktürklerden ne yaparlar? Size soru sormuş olurlar. Aklınızda bu da kalmış olsun. Dedik. Geldik diğer Türk toplulukları ve diğer Türk devletlerine. Bunlar da ikiye ayırırız. Asya'da kurulanlar
ve Avrupa'da kurulanlar diye. Avrupa'da kurulanlarda en önemlisi Avrupa Hun İmparatorluğu. Kavimler göçü sonrasında Balamir tarafından Orta Macaristan'da kurulur Avrupa Hun Devleti. Bu kurulmuş olan devlette en önemli hükümdar bizim Attila'dır. Attila demiş olduğumuzda Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kılıcı denir ki Attila demiş olduğumuz lidere karşı işte Roma İmparatorluğu suikast girişiminde bulunur. Bulunmuş olduğu bu suikast girişiminden işte kurtulur. Roma üzerine Balkan, Galya, Roma seferleri yapmış olur. Hatta bu seferlerde başarılı olur. Ama Papa'nın çağrısı üzerine Roma İmparatorluğu'na tamamen son vermez. Marcus ve Anatolius antlaşmasıyla onlar ne yapar? Vergiye bağlar. Hatta bu yaşananlar Germenlerin destanı var. Nibelungen destanı. Bu destanda Avrupa İmparatorluğu'ndan bahsedilir. Hatta Avrupa İmparatorluğu'nda Attila'dan bahsedilirken Attila'dan Etzel adıyla bahsedilir. Hani 2014'te çıkan sınav sorusunda Firdevs'in Şehname adlı eserinde işte ki kahraman kimdir diye sormuştu. Alper Tungay'dı ama Afresiyap diye vermişti. Aynı mantıkla bu sefer ne yapabilir? Hani bu Nibelungen destanında geçen kahraman kimdir diye sorabilir. Bu da hani Attila'dır ama Etzel diye ne yapabilir? Verebilir. O yüzden bunu da önemserseniz iyi olur. Diğer Avrupa'da kurulan bir diğer önemli devlet Avarlar. Şimdi bunlar Slavları dünya tarihinde ilk kez bir çatı altında toplamayla alakalı faaliyette bulunanlardır. Avarlar ki Avarlar demiş olduğumuzun yapmış olduğu bu faaliyeti 19. yüzyılda Panslavizm diyeceğiz. Bunu da ne yapacak? Ruslar yapmaya çalışacaklar. Slav ırklarını kaynaştırma mantığı. İşte ilk kez Hristiyanlığı bunlar ne yapmış olacaklar? Benimsemiş olacaklar Türklerde. Türklerde ilk kez Hristiyanlığı benimseyenler. Ve İstanbul'da ne yapacaklar? İlk kez kuşatacaklar. Hatta iki kez kuşatmışlardır. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 KPSS ön lisansta da bunu sormuşlardı. İki kez işte İstanbul'u kuşatan kimdir diye sormuştu. Avarlardı cevap, öyle hatırlıyorum. Ve Franklar tarafından 805 yılında sonra ne olacak? Avarlar yıkılmış olacaklar. Bulgarlar, Bulgarlarla alakalı yani 3-5 yıl öncesine kadar işte Bulgarlar Hristiyanlığı benimsemiştir. Asimile olmuştur diyorduk. Sonra bu MEB'in kitabına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabına girmiş oldu şu bilgi. İşte Bulgarlar İtil ve Tuna Bulgarları olarak ikiye ayrılırlar. İtil Bulgarları Müslümanlığı benimserler. Şu anki Bulgaristan'daki Müslümanların atalarıdırlar. İşte Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimserler. Hristiyanlığı benimseyen Tuna Bulgarları asimile olurlar. Hatta Han ünvanı yerine Çar ünvanı ne yaparlar? Bunlar kullanmış olurlar. Bu hatta Simon döneminde olmuş olacak. Han ünvanı yerine Çar ünvanı kullanmış olacaklar. İtil Bulgarları Müslümanlığı benimsedikten sonra Almış Han tarafından Abbas halifesinden bir heyet istenecek. İslamiyet'i tam anlamıyla öğretsinler diye. Hatta bu heyetle birlikte Türk dünyasıyla alakalı bilgiler de, seyahatnamesinde bilgiler de veren İbn-i Fadlan da yine aynı şekilde gelmiş olacak bu çağrılan heyetle birlikte. İtil Bulgarları da dediğimiz gibi Müslümanlığı benimsemiştir. Avrupa'da ilk kez Müslümanlığı benimseyen de İtil Bulgarlarıdır demiş oluruz. Uzlar, Peçenekler, Kıpçaklar bunlar da diğer devletlerde paralı ücretli askerlik yapmış olanlardır ki biz paralı ücretli askerlik yapmayız. Hani bizde ordu millet anlayışı vardır. Her Türk asker doğar düşüncesi mantığı vardır. Ama paralı askerlik yapanlar var mıdır? Evet, Uzlar, Peçenekler, Kıpçaklar başka milletlerde paralı askerlik yapmışlardır. Hatta Malazgirt Meydan Savaşı'nda Peçenekler Büyük Selçuklu Alparslan'ın tarafından, Bizans tarafından Alparslan'ın tarafına geçmişlerde savaşın Büyük Selçuk tarafından kazanılmasında etkin de rol oynamışlardır. Hatta Uzlar, Peçenekler. Kıpçaklarla alakalı şunun iki şeyi bilseniz çok süper olur. Genelde bunlar da çıkar. İşte Kıpçaklar dünyadaki ilk sözlük olan Codex Cumanicus adı verilen sözlüğü yapanlardır. Cumanicus Kumanlar, Kıpçaklar zaten oradan aklımıza gelebilir. Bir de Rusların destanı var, Igor destanı. Rusların Igor destanına konu olmuş olanlar yine aynı şekilde bunlardır. Bir de hani Oğuzlar,
Hani Uzlar, Uz Hristiyanlar, Oğuzlar Müslümanlığı benimseyecek olanlar, Oğuzlarla Kıpçakların yapmış oldukları mücadele Dede Korkut hikayelerinden olur. Anlatılmış olur. Bu Avrupa'da kurulanlarda en çok çıkan Avrupon İmparatorluğu, hani Avarlar, diğerleri çokça çıkmıyor. O yüzden bu ikisini önemserseniz yeterli olacaktır. Asya'da kurulanlara bakarsak Hazarlar ki genelde Hazarlar çıkar. Hazarlarla da şöyle bir kodlama yapabiliriz Hazarlarda. Hazarlar dini hoşgörüden, dini hoşgörüden, hoşgörüden haz alırlar. Haz alırlar diye kodlarsak bunların dinsel faaliyetlerle, dinsel faaliyetlerde kimsenin dinine karışmamış olduğunu hatırlayabiliriz. Şöyle ki, yönetici kademesi Hazarlar da Musevidir. Halkın dinine ne yapmamışlardır? Karışmamışlardır. Yönetici kademesi Hazarlar da Musevidir. Halkın dinine ne yapmamışlardır? Karışmamışlardır. Aynı ama Hazarlar, Müslümanlığın, İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasına da engelde olmuşlardır. Şimdi ilk söylediğimle ikinci söylediğim çelişiyor. Hem hiç kimsenin dinine karışmıyor, hem de Kafkaslar'da İslamiyet'in yayılmasına engel oluyor. Nasıl oluyor? O da şöyle olur. Şimdi şöyle basitçe, hani bir Anadolu gibi düşünün bunu. Anadolu gibi düşünün. İşte Kuzey Afrika toprakları vesaire. Tamam mı? Şimdi bu şöyle alırsak, şöyle getirdik. Hazar, bu Anadolu demiş olduğunuz topraklarda o dönemde kim yaşıyor? Bizans. Tamam mı? Bizans. Bizans. İşte bu İran dolaylarında kim var? Sasaniler var. Sasaniler var. Sasaniler. Hemen üstte de kim var? Hazarlar var. Hazarlar. Ve Hazarlar da Kürt yoluna sahip olmuş oldukları için zenginler. Bu dönemde İslam tarihi, hani İslam tarihinde geçen konudur. Hazreti Osman, Dört Halife, Hazreti Ömer vesaire. Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Araplar var bir de. Tamam mı? Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Araplar var. Müslüman Araplar. Şimdi Sasaniler Hazarlarla hep bir savaş halindeler. Çünkü Hazarlar zengin. Kürt yoluna sahipler. Bu Kürt yolu diğer bütün devletleri iştahlandırıyor. Bu dönemde bir de Bizans-Sasani Savaşı var. İşte Bizans-Sasani Savaşı'nda Hazarlar ne yaparlar? Düşman olduğu için Sasaniler, Hazarlar giderler, Bizans'a yardım ederler. Yaşanan bu mücadele sonrasında Sasaniler ne yapacaklar? Ortadan kalkmış olacaklar. Sasaniler. Hazarlarla Müslüman Araplar sınır komşusu olacaklar. Hazreti Osman döneminde Hazarlarla Müslüman Araplar ne yapacaklar? Yani Türklerle Müslüman Araplar ilk kez savaş yapacaklar. Savaş, Belencer Savaşı. Belencer Savaşı. Yaşanan bu savaştaki mantık daha çok ekonomi temelli. Yaşanan bu savaşta Müslüman Araplar bu savaşta Hazarlara karşı başarılı olamadıkları için İslamiyet ne yapmayacak? Kafkaslarla yayılması engellenmiş olacak. Yani Hazarlarla yapılan mücadele sonrasında. Yani aslında yine burada dinsel faaliyet yok aslında bakacak olursak. Buradaki faaliyet şu, hani Kürt yoluyla alakalı ekonomik bir savaş. Bu savaşta da kaybedince İslamiyet ne yapmaz? Kafkaslarla yayılmaz. Mantık bu. Yoksa yine de Hazarlar kimsenin dine ne yapmazlar? Karışmazlar. Yönetici Musevi, yönetilen halkın dine ne yapmıyorlar? Karışmamış oluyorlar. Hatta bunların dönemine Hazar Barış Çağı da denilmiş oluyor. Hazar Barış Çağı da denilmiştir deriz. Böyle bir özelliği var. Şunu da yine yazayım. Belencer Savaşı diye. Bu da kalsın. İleride ilk Müslüman Türk devletlerine geçerken basitçe bir İslam tarihinden bahsedeceğiz. O zaman yine ne yaparız? Zaten bunu da konuşmuş oluruz. Demiş olduk. Sonra Karluklular var. Karluklular ilk Müslüman Türk topluluğudur. İlk Müslüman Türk topluluğudur. Ara vereceğim. Bir şu kısım bitsin, kültüre geleyim, ara vereceğim. İlk Müslüman Türk topluluğudur. Talas Savaşı var. Yine ileride konuşacağız. 751 yılında. 751 yılında yaşanan bu Talas Savaşı'nda Müslüman Türkler ne yaparlar? Müslüman Araplara, yani Abbasilere
Çin'e karşı yaşadıkları bu savaşta yardım ederler. Niye yardım ederler? Bir kere zaten Abbasiler, Müslüman, İslamiyet dini, Karluk, Gök Tanrı inancı, Gök Tanrı ile İslamiyet dini birbirine benzer, benzemiş oluyor. İkincisi, Abbasilerde o dönemde Şuubiye diye bir akım var, hoşgörü akım var. Bu akımdan da ötürü hani İslamiyet dinini benimsemek ya da benimsememekle alakalı başka bir etnik yapıdan olup olmamamızla alakalı bir faaliyette bulunmuyor Abbasiler. Yani mesela Abbasilerden önce yine İslam tarihini konuşun. Emeviler var. Emevilerde Mevali diye politika var. Mevali Arap milliyetçiliğini öngörüyor. Arap milliyetçiliği. İşte buna karşı Abbasiler şube yapıyor. Yani hoşgörü. Hoşgörü politikasının olması, Müslümanlıkla, İslamiyetle, Gök Tanrı dininin birbirine benzemiş olması, bir de Çin'in bizim ezelden beri düşmanımız olması, bizim Çin'le Abbasilerin savaşında Abbasiler yardım, Çin'e karşı savaşmış olduğumuzu gösteriyor. İşte bu yaşanan savaş sonrasında Müslümanlar ne yapıyorlar? İslamiyet'i biraz daha fazla tanıyınca İslamiyet'i benimsemiş oluyor. İşte İslamiyet'i ilk benimseyen Türk topluluğu da Karluklular olmuş oluyor. Bunlarla alakalı önemli bilgi bu. Kırgızlar, işte Kırgızlar da Uygurları yıkacaklar. Ötüken'de yerleşik merkez olarak Ötüken'i kullanıp orada yaşayacaklar, devlet kurmuş olacaklar. Bunlar işte Cengiz Han tarafından yıkılacaklar. Hatta bu bölgenin adı daha sonra Moğolistan olmuş olacak. İşte Kırgızlar diğer işte bu Cengiz Han'a bağlı ilk Türk kanunu olacak. İşte Cengiz Han'ın Türkleşmesinde etkin rol oynamış olacaklar. Öllerini yakacaklar bunlar. İşte şu anki Kırgızistan atalardır. Bunlar çok bilmesek de olur. İki şeyi ama unutmamamız lazım. Kırgızlarla alakalı bir, Manas Destanı canlı destan diye geçer. En uzun destandır. Kırgızlara aittir. Bir de Yenisey yazıkları yine aynı şekilde Kırgızlara ait olmuş olan destandır, yazıktır demiş olduk. Türk işler, bunlar da Uygurlardan sonra yerleşik yaşayanlardır. Bunlarla da alakalı bir az önce bahsetmiştim İslam tarihinin konusu olan Emeviler. Emeviler Arap milliyetçiliği yaparlar. Mevali politikası. Yapılan bu Mevali politikası sonrasında İslamiyet'i benimsemeniz yetmez Emeviler döneminde. Aynı zamanda Arap olmanız lazım. Eğer değilseniz siz mevalisiniz, yani kölesiniz, yani alt sınıfsınız. Biz Türkler zaten hiç kimsenin bağımında yaşamayız. Ben hem din değiştireceğim hem de sen bana alt ırk demiş olacaksın. Bunu kabul etmezler. Bu yüzden Emeviler döneminde Türk işlerle ilk din savaşı ne yapar? Yaşanır. Haristan adı veriliyor bu savaşa da. Bir de Türk işlerde Bagat Arkan var. Bu da kendi adına ilk kez para bastırmış olan kişidir demiş oluruz. Bunu da yine indirmiş olayım. Sonra şöyle şuna sileyim. Dedik.